Mutlu akşamlar efendim. Siyaset meydanına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, o geçen hafta bu saatlerde yine siyaset meydanındaydı. Ve o saatlerden sonra bütün bir hafta Türkiye onu konuştu. Emekli albay Erdal Sarızeybek. 90'ların efsane albayı, hoş geldiniz. Gerçekten de 90'larda sınırda genç bir subay olarak yaşadıklarının ötesinde, Şemdinli'den bu yana yüreğinden bir türlü atamadığı acılarla bu sorunun çözümü için yıllardır harcadığı çabaları, döktüğü göz nurunu, kitaplara yazdığı satırları geçen hafta bizimle paylaştı. Ve bu hafta paylaşmaya devam edecek. Çünkü daha anlatacak, daha söyleyecek çok sözü var. Daha anlatacak ve daha söyleyecek çok sözü olduğu için bu hafta yeniden burada. Bilhassa PKK ile ilgili bugüne kadar bilmediğimiz pek çok konuyu bizlerle paylaşacak. Geçen hafta olduğu gibi biliyoruz ki yine şaşıracaksınız, yine sarsılacaksınız. Evet, bu hafta siyaset meydanında genç arkadaşlarımız da var. Erdal Sarızeybek'le birlikte bu program boyunca bizimle olacaklar. Ben onlara hoş geldiniz diyeceğim. Kocaeli Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'ne arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Evet gençler, bu hafta sizi burada yanınızda canlı olarak dinlemeye geldiler. Kuşkusuz Türkiye'ye söyleyeceğiniz çok şey var ama herhalde ve hatta ondan da daha önemlisi gençlere söyleyeceğiniz çok şey var. Çünkü bütün söyleyecekleriniz, bütün anlatacaklarınız esas olarak onlar için çok şey ifade ediyor sanıyorum. Evet. Gençlerden utanıyorum, açık söyleyeyim. Kendimi suçlu hissediyorum. Yani şimdi arkadaşlar bana bakıyor, belki de işlerinden diyorlar ki neden bu terörü zamanında bitirmediniz de bizim zamanımıza getirdiniz bu işi diye. Tabii bunu onlara anlatmak bu program çerçevesinde belki biraz zor olacak ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Biz gerçekten terörü bitirmek istedik ama başaramadık. Yalnız başaramayışımızın nedeni bizde mi, başkasında mı, onu işte arkadaşlar bu programda görecekler. Evet, geçen haftaki programın son sözleri herkesi gerçekten, sizin son sözleriniz herkesi duygulandırdı. Çarpıcı bir finaldi ve çok önemli bir mesaj verdiniz. Daha doğrusu çok önemli bir mesaj içeriyordu. Söyledikleriniz, beni Şemdinli'ye gömün diye vasiyet ettiniz. Ve hemen geçen haftadan sonra çıkan kitabınızın da ki çok üretken biri olduğunuzu biliyoruz, başında o yer alıyor. Arkadaşlarımız ve izleyicilerimiz o sözlerinizi mutlaka izlemişlerdir, dinlemişlerdir. Zaten o kaldığımız yerden de devam edeceğiz biraz ve yine o günlere giderek o günlerden bugünü anlamaya çalışacağız. Size o duyguları yaşatan gerçeği anlayabilmek için galiba 90'lara, yani sizin orada sınırda, cephede, mevzilerde görev yaptığınız günlere değil anlara dönmek gerekiyor. Akdütün'de, alanda meydana gelen çatışmalar ve siz o çatışmaların en ön safındaydınız. Ve alandaki çatışmada geçen haftada Akdütün'le ilgili bir askerin telsiz mesajını aktararak başlamıştım. Yine sizin kitabınızdan bir bölümü aktararak başlamak istiyorum ve devamını siz getirin istiyorum. 30 Ağustos günü saat sabahın 4'ü gibi görevi bırakmış odama çekilmiştim. Telsiz masada. Birliklerin muhaberesini takip ediyor hem de dinleniyordum. Bir ara uyumuşum. Kapı sert ve telaşlı bir şekilde çalındı, uyandım. Saate baktım, 05'i gösteriyordu. Gelen telsizci askerdi.
Komutanım, alan bölük komutanı sizinle baş telsizden görüşmek istiyor, önemli olduğunu söyledi. Hemen geliyorum diyerek odadan çıktım. Kartal 3, Kartal 1, dinliyorum, tamam. Kartal 1, konuşan Kartal 3. Tüm mevzilerde çatışma var. Teröristler çok kalabalık ve bölüğe girmek üzereler. Acele takviye gönderin. Anlaşıldı, soğukkanlı olun, takviye hemen gelecek dedim ve ayrıldım diyorsunuz. Takviye hemen gitti mi, sonrasında ne oldu? Evet. Şimdi hem izleyenlerden hem de bu salonda bulunan arkadaşlar 80'li yılları yaşamadı. 90'lı yılları da yaşamadılar, 90'lı yılların başını. Bizim terörle mücadelede bir hesabımız var. Biz bu hesabı kesemedik, kapatamadık. Arkadaşlara belki devredeceğiz bu hesabı kendileri sormaları için. Ama ne gariptir ki 30 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Biz daha hesabımızın ne olduğunu bilmiyoruz. İzin verirseniz yine tahtada göstereyim. ...1978'de terör başladı. Hilvan'da. O zaman PKK terör örgütü kurulmuş. İlk eylemlerini Hilvan'da yapmaya başlamışlar. Hatta oradaki Bucak aşiretiyle de çatışmaya girmişler. Tabii bizim bunlardan hiç haberimiz olmadı. Yıl 2008, 30 yıl, 30 yıldır terör sürüyor Türkiye'de. Birinci Dünya Harbi 4 yıl sürmüş, İkinci Dünya Harbi 5 yıl, İstiklal Savaşı 3 yıl. Ama bizim ülkemizde terör 30 yıldır sürüyor. Kaç tane şehidimizin olduğunu bilmiyoruz. 30 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Kaç tane şehidimizin olduğunu bilmiyoruz. Yetkili makamlar çıkıp diyor ki bize yaklaşık 6500 şehidimiz var diyorlar. Bir kere bunu kabul etmek mümkün değil. Şehidin yaklaşığı olmaz.